Tarihteki en kadim şehirlerden biri olan Kudüs, üç semavi din içinde oldukça büyük öneme sahip. Bu nedenle Kudüs uzun yıllardır çekişmelerin odağında. Yaşanan çatışmalardan en büyük zararı ise yine siviller görüyor. Peki bu çatışmalar neden bitmek bilmiyor? Mescid-i Aksa'nın bu çatışmalardaki rolü ne? Detayları CNN Türk ekibinden Mehmet Şimşek'in haberinden izlerken bizler saat başı yeniden burada olacağız. Yüz binlerce savaşçı, on binlerce komutan, tek amaçları vardı. Üç semavi din için kutsal olan Kudüs'ü ele geçirmek. Kudüs, Müslümanların ikinci halifesi Hazreti Ömer döneminde ilk defa Müslümanların kontrolüne geçti. Daha sonra Selahaddin Eyyubi büyük bir orduyla 2 Ekim 1187 yılında Kudüs'ü Haçlılardan aldı. Kudüs ve çevresi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle beraber Osmanlı idaresine girdi. Ve 400 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kaldı. İslam egemenliğinin dışında kalan devrelerde Yahudiler Hristiyanlara müsamahakar davranmamışlardır. Katliamlar uygulamışlardır. Hristiyanlar Yahudilere izin vermemişlerdir. Katliamlar uygulamışlardır. Hatta birbirlerine Kudüs'e giriş yasağı koymuşlardır. Ama Hazreti Ömer Kudüs'e girdikten sonra ve Kudüs'te yaşamıyor olan Yahudilere Kudüs'te yaşam hakkı verilmiştir. 2 Ekim 1187 Salahaddin Eyyubi eliyle İslam egemenliği tekrar Kudüs'te başlayınca yine Hristiyanlara gasp edilen haklar iade edilmiştir. Yahudilere Kudüs'e girme izni verilmiştir. Takvim yaprakları 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde 4 asır boyunca Osmanlı Devleti'nin himayesinde kalan Kudüs İngilizler tarafından işgal edildi ve dünyanın dört bir yanından Yahudiler bu topraklara getirilmeye başlandı. Osmanlı Devleti'nin 9 Aralık 1917 tarihi itibariyle Kudüs'ten çekildikten sonra İngiliz işgali sayesinde Siyonist terör örgütleri İrgun, Lehi ve Hagana'nın faaliyetleriyle burada ele geçirilen alanlar oldu. Bu alanların toplamı tamamı bu toprakların yani 27 bin kilometre karelik Filistin topraklarının %5.6'sına tekabül ediyordu. 1947 Birleşmiş Milletler Taksim Planı'nda sadece nüfusun %31'ini oluşturan Musevilere aynı zamanda toprakların sadece %5.6'sına hükmeden bu gruba toprakların %56'sı tanımlanmıştır. Filistin kaynaklarına göre 1922'de Kudüs'teki Yahudi nüfusu yaklaşık 34 binken Arapların nüfusu ise 28 bin civarındaydı. Aradan geçen 24 yılın ardından yani 1946'da kentteki Yahudi nüfusu 99 bine yükseldi. Filistinli Arapların sayısı ise 65 binde kaldı. 15 Mayıs 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan etti. Bu gelişmeden bir gün sonra Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkeleri İsrail'e karşı savaş açtı. Bu savaş Kudüs'teki nüfus dengesinin yanı sıra şehrin kaderini de derinden etkiledi. Ev inşaları ile ilgili toplamda bir ev ruhsatı alabilmek Filistinler için çok zordur. Bizim televizyonlarda izlediğimiz kaçak yapıların yıkılması ve benzeri Filistinlerin evlerine müdahale, Filistinlerin kendi toprakları üzerinde inşa ettikleri alanlardır. Kendi toprağı üzerinde bir ev inşasına hem ruhsat alamıyor, inşa ettiğinde de maalesef yıkılıyor ki bunu yıkan İsrail'dir. Yıktıktan sonra da yıkım faturasını kendisine gönderiyor. Kudüs, tarih boyunca birçok savaşa sahne oldu. Peki bu tarihi kenti bu kadar özel kılan ne? Bu topraklarda çatışmalar neden durmak bilmiyor? Kadim tarih itibariyle tek bir cümleyle güneybatısında Mısır medeniyeti var idi. Kuzeydoğusunda da Babil, Asur, Sümer gibi devletlerin olduğunu düşündüğümüzde iki devletin, iki havzanın arasındaki geçiş noktasıydı, sürekli el değiştiriyordu. Filistinlilerle Yahudiler arasında Kudüs'te yaşanan gerginliklerin en büyük nedeni ise Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa. Peki Mescid-i Aksa'da paylaşılamayan ne? Taraflar neden anlaşamıyor? Müslümanlar için elbette ki bizim ilk kıblemizdir.
yeryüzündeki ikinci mescittir. İsrail egemenliğin dışında olan bir yerdir. Ürdün Vakıflar İdaresi'ne bağlıdır ve İsrail'in müdahil olabileceği alanın dışındadır. Buna rağmen maalesef her gün sabah 7-11 arası İsrail askerlerinin, İsrail polis kuvvetlerinin gözetiminde içeriye Yahudiler girerler ve içeride Müslümanları tahrik ederler, ibadetler de yaparlar. İsrail askerler gün geçmiyor ki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesin. Son bir ayda artan baskınlar, askerlerin Mescid-i Aksa'ya botlarıyla girmesi bardağı taşıran son damla oldu. Hamas militanları 7 Ekim sabahı İsrail'e havadan, karadan ve denizden geniş çaplı bir saldırı başlattı. İsrail'in de karşılık vermesiyle her iki taraftan da yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Peki bu çatışmalar ne zamana kadar devam edecek? Kaç sivil daha canından olacak? İşte bunlar kafalarda kalan soru işaretleri.